Rusya'da ihtilal hareketlerinin tarihi 1825 yılına kadar dayanır. Mutlak monarşi ile idare edilen Rusya İmparatorluğu devrine göre Güçlü Ohranka adlı bir polis teşkilatı tarafından kontrol altında tutuluyordu. Ohranka Sovyetler devrinde JECA diye anılmıştır ve Ohranka'ya nazaran kat ve kat üstün sert önlemler almıştır. 1861'de kölelik ortadan kaldırılmış fakat o topraklarda yaşayan köylü yerini terk edememişti. Yapılan reformlar reform taraftarlarını tatmin etmekten çok uzaktı. Hoşnutsuzluk devam ediyor ve artıyordu. Neticede Mart 1881'de Çar 2. Alexander bir suikaste kurban gitti. Yerine geçen 3. Alexander Ohranka vasıtasıyla çok sert önlemler aldı. 10 yıldan fazla tahtta kalan 3. Alexander'dan sonra yerine Kasım 1894'te Rusya İmparatorluğu'nun son çarı olan 2. Nikola geçti. Bu devirde Ohranka'nın bütün engelleme gayretlerine rağmen işçi meselelerine eğilen Rusya Sosyal Demokrat İşçiler Partisi, bilhassa köylülerin problemleriyle ilgilenen Sosyal Revolüsyoner yani İhtilalciler Devrimciler Partileri gizli olarak kuruldu. İhtilalci gruplar her yıl artmaktaydı. Daha sonra Narodnikler yani halkseverlik popülizm adı verilen yeni bir akım doğdu. Bu akıma dahil olanlar halkı eğitmeye önem veriyorlardı. Çünkü 1897 nüfus sayımından anlaşıldığına göre Rusya'daki halkın 1/4'ü okuma yazma bilmiyordu. Halkçılar 1876'da Toprak ve Hürriyet adlı gizli bir dernek kurdular. Esas terör hareketlerini bu gizli teşkilat başlattı. Daha sonra dernek üyeleri aralarında anlaşamayarak ikiye bölündüler. 500 kadar kişi halkın iradesiyle ayrı bir teşkilat kurdu. Bu yeni kuruluşun başlıca gayesi çarı ortadan kaldırmaktı. Çeşitli denemeler akamete uğradıysa da 1 Mart 1881'de bu örgüt 2. Alexander'ı öldürmeyi başardı. Rus işçileri arasında sosyalist düşüncede olanların sayısı çok azdı. Fakat Rus üniversite öğrencileri ve aydınlar sosyalizm fikrini benimsemeye, çarlık rejimine karşı mücadeleyi kutsal bir görev olarak görmeye başlamıştı. Plehanov tarafından 1883'te kurulan Rusya Sosyal Demokrat İşçiler Partisi'nin fazla üyesi yoktu. Ancak sonraki Sovyet ihtilalinin en mühim siması Vladimir İlyich Ulyanov, yani Lenin'in bu partiye katılması ile İhtilal hareketi başka bir renk almış oldu. İlkokul müfettişi olan bir babadan 10 Nisan 1870'te Volga üzerindeki Simbirsk şehrinde doğan ve ağabeyi Vladimir ihtilalci harekete katıldığı için 1887'de idam edilen ve o tarihte henüz 17 yaşında olan Lenin'e bu olay çok tesir etmiş, onu da ihtilal hareketi içine itmişti. Lenin, Marx ve Engels'in bütün eserlerini okumuştu. 1896'da tutuklandı ve Sibirya'ya sürüldü. Sürgün hayatı bitince Avrupa'ya gitti. Sosyal Demokrat Partisi'nin yayın organı olan İskra yani Kıvılcım adlı gazeteyi yayınladı. Bu gazetenin nüshaları gizlice Rusya'ya yollanıyordu. Sonraki Sovyet ihtilalinin ikinci mühim siması Lev Bronstein yani Trotsky 1902'de Sibirya'daki sürgün yerinden Avrupa'ya kaçmayı başarmış ve Kıvılcım grubuna katılmıştı. Sosyal demokratlar bu şekilde birbiriyle mücadele ederken Rusya içinde 1902'de kurulmuş olan Sosyal Revolüsyonerler Partisi terör faaliyetlerini sürdürüyordu. Kısacası çeşitli gizli Rus teşekkülleri mevcut rejimi ortadan kaldırmak için gayretlerini ortaya koyuyorlardı. Bu gayretlerin sonucu olarak 1896'da 30 bin işçinin katıldığı ilk grev yapıldı. Sonra harekete öğrenciler karıştırıldı ve işçi talebeleri gösterileri arttı. 1 Mayıs 1900'de işçi bayramı dolayısıyla Harkov Üniversitesi talebeleri "Kahrolsun otokrasi" yazılan pankartlar taşıyarak sokaklara döküldüler. Buna benzer bir olay Petersburg yakınında Obuchov fabrikasında oldu. Grev asker ve polis gücüyle bastırıldı. 1902'de Don boyundaki Rostov şehrinde demiryolu işçilerinin grevi Rusya yayılma eğilimini gösterdi. Aynı yılda Rusya revolüsyoneller İç İşleri Bakanı Sipyakin'i öldürdüler. Bunun üzerine çarlık rejimi sert önlemler aldı. Bilhassa Rus kökenli olmayan lehlere, Türk Müslümanlara ve Finlere baskı arttı. Yahudilere karşı katliamlar hızlandı. 1903'te Kişinev şehrinde binlerce Yahudi öldürüldü ve malları yağma edildi. 1904'te Japonya ile savaş başladığı zaman Rusya'da milliyetçilik propagandası ile ortam biraz yatıştıysa da Rus ordularının çeşitli mağlubiyetleri tekrar büyük huzursuzluk yarattı.
1904'te Kafkasya'da Gürcü Stalin, Bakü'de petrol işçilerine bir grev yaptırmaya muvaffak olmuştu. Aynı yılın Kasım-Aralık aylarında Petersburg, Moskova ve Harkov şehirlerinde hükümet aleyhine gösteriler tertiplenmekteydi. Şubat 1905'te Mukden yakınlarında Rus ordularının Japonlar karşısında büyük yenilgiye uğraması, özgürlük talep eden ihtilal hareketinin de daha güçlenmesine sebep oldu. 1904-1905 yılları arasında Rus halkının devrimci fikirleri birçok farklı şekilde kendini gösterdi. Siyaset üzerinden dersler vermek, yarı politik dernekler kurmak ve hatta öğrenci yürüyüşleri düzenlemek dönemin aydınlarının başlıca siyasi faaliyetleri arasındaydı. Savaş ve isyanların yarattığı olumsuz şartlar halk ve işçiler arasındaki huzursuzluğu had safhaya ulaştırmıştı. Ocak 1917'de Rusya tarihi için belki de en mühim olay grevler oldu. Bütün Rusya'da 267 iş yerinde 232.025 işçi greve başladı. En güçlü grev hareketleri Petrograd'la Moskova'da oldu. Şubat'ta durum daha da kötüleşti. Petrograd ile Moskova'daki bütün işçiler greve gittiler. Petrograd'da takriben 200 bin, Moskova'da ise 161 bin ve Rusya'nın diğer yerlerinde ise 71 bin işçi iş bırakmışlardı. 25 Şubat 1917'de grevler had safhaya ulaştı. 26 Şubat'ta Petrograd'ın Viborg semti işçilerin eline geçmiş, askerler de isyancılar safına katılmaya başlamışlardı. 27 Şubat 1917'de Petrograd'da ihtilalciler galip geldiler. Moskova'da da ihtilalciler galip gelince, aynı tarihte yani 2 Mart 1917'de Çar II. Nikolay tahttan feragat ederek yerini kardeşi Mihail'e bıraktı. Fakat Mihail tahtı istemedi. Rusya'da çarlık yıkılmış, geçici hükümetle işçi ve asker mümessilleri şurası iktidarı paylaşmak için mücadele etmeye başlamışlardı. Geçici hükümet vazifeye başlar başlamaz basın ve konuşma hürriyeti getirdi. Bütün siyasi mahkumlar serbest bırakıldı. Polis teşkilatı dağıtıldı. Rusya'daki bu karışık durumdan düşmanı zayıflatmak için Alman hükümeti yurt dışındaki ihtilalcileri Rusya'ya sokmak suretiyle faydalanmaya çalıştı. Nisan ayında İsviçre'deki 19 Bolşevik olmak üzere 32 ihtilalci İsveç yoluyla Rusya'ya sokuldu. Bunların arasında Lenin de vardı. Halk savaştan bıkmıştı. Ülkede yokluk ve sefalet başlamıştı. Lenin ve arkadaşları ise savaşı hemen bitirmeye vaat ediyorlardı. Bu da onların Ekim 1917'de başarılı olmalarına ve iktidarı ele geçirmelerine neden oldu. Bolşevik ihtilali Rusya'yı Brest-Litovsk Ateşkes Antlaşması'nı yapmaya zorladığı gibi Ukrayna, Letonya, Finlandiya, Sibirya ve Kafkasya'nın merkezden kopmasına, Rusya'nın birçok şehrinde iç savaşın çıkmasına, çok kan dökülmesine, açlığa ve sefalete yol açtı. Azınlıklar da bağımsızlık mücadelesine giriştiler. Sovyet hükümeti Rusya'nın kontrolünü ele geçirse de içerideki düşmanlarını tamamını ortadan kaldıramamıştı. Uzun kanlı, maddi ve manevi kayıpları neredeyse Birinci Dünya Savaşı kadar uzun sürecek 3-4 yıl bir iç savaş bataklığına saplandı. 1920'lerden sonra Rusya yeni ideolojiye göre inşaya başlandı. Stalin, Çarlık döneminde düşünülmeyen azınlıkların kendi adlarını resmen belirleyecekleri siyasi, idari, cumhuriyet veya bölgeler tesis etti. Lenin, ekonomiyi canlandırmak için yeni ekonomik planı uygulamaya soktu. Zaman içinde her şey devletleştirildi. Yeni yönetim, yeni siyasi anlayış ve yeni idealler geldi. Kanlı da olsa Çarlık Rusyası'nın yerine yeni bir imparatorluk, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuş oldu. Tek bir parti, Sovyetler Birliği Komünist Partisi, tek bir lider, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri, 15 Şura Cumhuriyeti'nden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği adındaki federal bir yapı ortaya çıkmıştı. Bu totaliter sistem 70 yıldan sonra dağıldı. Yeni ekonomi politikası, Rus ekonomisini çöküşten kurtarmak amacıyla Lenin tarafından ortaya konan ekonomik politikaydı. Bazı özel işletmelere izin verilerek küçük işletmelerin kapitalizmde olduğu gibi kar mantığıyla devam etmesini içeren politikada sosyalist devlet bankaları, büyük sanayi kuruluşlarını ve dış ticareti tekel olarak kontrol etmeye devam ediyordu. Yeni ekonomi politikası Sovyetler Birliği Komünist Partisi 10. Kongresinde kararlaştırıldı ve resmi olarak 21 Mart 1921 tarihinde yürürlüğe girdi.
Bu kararla köylülerden zorla alınan fazla tarımsal ürün alımı durdurulmuş, bunun yerine ürün üzerinden vergi alınmaya başlandı. Sanayi kuruluşlarıyla ilgili ek kararlarla politika netleştirildi. Köylülerin ürünlerini belirli bir kar oranında pazarda satmalarına izin verildi. Köylüler artık fazla ürünlerini istedikleri gibi pazarda satabiliyor ve fazla ürün üretmek için çaba gösteriyordu. Tarımsal sektör ağır sanayiden çok hızlı büyümekteydi. Fabrikalar dengeyi sağlayabilmek için imal edilen ürünleri daha yüksek fiyattan satmakta, köylüler ise bu tüketim ürünlerini satın alabilmek için daha fazla üretim yapmaktaydı. Tarımsal ürünlerin fiyatı ise dolayısıyla düşmekteydi. Bu durumu fark eden köylüler fazla ürünlerini hemen pazara getirmeyip en yüksek fiyatı verecek alıcıyı beklemeye başladılar. Bu açmaz ortaya yeni bir vurguncu zümrenin çıkmasına yol açtı. Netmen denilen bu insanlar genellikle tüccar ve tefeciydi. Yüksek fiyatlardan ürünleri alarak kendi komisyonlarını koyup bu ürünleri devlete satmaktaydı. Bu durum sosyalist bir düzen için kabul edilemez bir durum olmasına rağmen geçiş aşamasında bu gibi durumlar Bolşevikler ve işçiler tarafından genel ekonomik kalkınma adına sineye çekildi. Yeni ekonomi politikaları sayesinde 1. Dünya Savaşı ve Rus İç Savaşı yüzünden harabeye dönen ekonomik yapı ayağa kalktı. 1925 yılına gelindiğinde siyasi, ekonomik ve kültürel olarak büyük bir değişim gerçekleştirilmiş, küçük işletmeler ve hafif sanayi tamamen özel girişimci ve kooperatiflerin eline geçmişti. 1828 yılına gelindiğinde tarımsal ve sanayi üretimi 1913 savaş öncesinin seviyelerine gelmişti. Bolşevikler tepeden tırnağa modernleştirici ve rasyonelleştiriciydi. Devletin öncülük ettiği endüstriyel gelişim biçiminde modernleşme çekirdek programlarıydı ve sosyalizm derken kastettikleri şey buydu. Rusya'nın batı ile karşılaştırıldığındaki geri kalmışlığının üstesinden gelinmesi gereken büyük bir zorluk olarak görüyorlardı. Yine de analizlerinde Rusya'nın altyapı ve endüstri için kapital yatırımın yani Yine de analizlerinde Rusya'nın altyapı ve endüstri için kapital yatırımının yanı sıra okuma yazma okulları ve olumlayıcı eylem programlarıyla modernleştirilmesi ve medenileştirilmesi gereken Orta Asya gibi kendi iç geri kalmış bölgeleri vardı. Modernleşmenin ayak seslerinin yükselmeye başlaması gerekiyordu. Bunun için ilk kurban Rus İmparatorluğu'nun kullandığı batıdaki Gregorian takviminin 13 gün gerisinden gelen Julian takvimi oldu. Bu takvim 1918'de bir kere değiştikten sonra Ekim devriminin artık Kasım ayında kutlanmaya başlaması anlamına geliyor. Eski yazım kurallarında değişiklikler, kadınların bir dizi yasal kelepçeden özgürleştirilmesi, kürtajın kusura dayanmayan boşanmanın yasallaşması, berbat bir hurafe deposu olarak görülen Ortodoks Kilisesi'nin ve devletle olan ilişkisinin kesilmesi ve toplumsal sınıfların ortadan kaldırılması Bolşeviklerin iktidarının İlk aylarında eyleme konan yeniliklerdir. Lenin'in ölümünden bir yıl sonra 1925 yılında yeni sekreter Stalin, Trotski'ye karşı Buharin ile beraber desteklediği yeni ekonomi politikasından artık çıkılması gerektiğini savundu. Stalin'e göre NEP dönemi sosyalist devletin mutlaka gerçekleştirmesi gereken sanayileşme hamlesi için bir sermaye birikim dönemi olmuştu. İzleyen yıllardaki dev sanayi atılımları ve 5 yıllık kalkınma planlarıyla ortaya çıkacak muazzam yapı bu öngörüyü doğrulamaktadır. Lenin ölümünden sonra Sovyetler Birliği'ndeki liderlik mücadelesinde Stalin hakimiyeti kendi eline geçirmeyi başardı. O Sovyetler Birliği tarihinde hakimiyette en fazla kalan şahıs oldu. İlk Sovyet lideri Lenin 4 yıldan biraz fazla iktidarda kalmışken Stalin 31 yıldan fazla iktidarı elinde tutan lider oldu. Ondan sonra Nikita Khrushchev 11 yıl, Leonid Brejnev 18 yıl, Yuri Antropov 2 yıl, Konstantin Chernenko 1 yıl ve sonuncu Mikhail Gorbaçov 6 yıldan biraz fazla görevde kalan şahıslar oldular.